Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı vakitler diliyorum ve yeni bir kitap yorumuyla tekrar sizlerleyiz. Bu videomuzda yazar Hacı Bayram Samsa'nın kaleminden Müslüman Gençliğin İnşası kitabının yorumunu yapacağız. Başlamadan önce şunu ifade etmek istiyorum. Bayram abi benim kıymetli bir dostumdur. Bu kitabı bana hediye etti. Ben bu vesileyle hem kendisine teşekkür ediyorum hem de yazarlık hayatında başarılar diliyoruz. Evet, ilk etapta kapak tasarımıyla başlamak isterim. Gayet canlı, güzel bir kapak tasarımı. Aynı zamanda baktığınız zaman size manevi bir izlenim bırakacak bir tasarım olmuş. Bu noktada diğer kitaplardan biraz daha farklılık arz ediyor. Ve kitabın arka kısmındaki yazı çok önemli. Çünkü bir kütüphaneye gittiğimizde ya da bir arkadaşımız bize bir kitap tavsiye ettiğinde ilk önce arkadaki yazıyı okuruz. Eğer bize cazip gelirse, yani okuma hevesi oluşturacak bir nitelikte yazılmışsa alır okuruz. İşte bu noktada arkadaki yazı az ve öz bir şekilde kitabı genel hatlarıyla anlatmış. Onu direkt olarak okumak isterim. Genç kardeşim diye hitap etmiş. Kitap tabii özelde gençlere, genelde bütün insanların faydalanacağı özellikle yazılmış. Bu kitapta aradıklarını bulacağına eminim. Çünkü seni ilgilendiren konuların en önemli olanlarını ele aldık. Neler mi bulacaksın bu kitapta? Mutluluğun şifresini, kaderin ince sırrını, internetin Müslümanca kullanımını, çaresizliğin çözümünü, Müslüman bir gencin nasıl olması gerektiğini bulacak ve ayrıca aşka, şehvete, zinaya ve iffete dair hikayeler ve dersler göreceksin. Bu konular çok önemli. Özellikle günümüz gençliğin en çok manevi olarak problem yaşadığı meselelerdir. Gerçek Allah sevgisini, Allah korkusunu, Allah'ı tanımanın gerekliliğini, Kur'an okumanın ve namaz kılmanın önemini ve özellikle de, burası çok önemli, bilinçli bir imanın nasıl olması gerektiğini bulacaksın elindeki bu kitapta diye güzel bir bitirmeyle ve seni ilgilendiren daha birçok konuda hikaye ve dersler göreceksin demiş. Şimdi değerli dostlar, şunu ifade etmekte fayda var. Kitap 40 hikaye 40 ders diye yazılmış. Özellikle günümüzde hani okumaya dair bir düşüş söz konusu. Bu bir hakikattir. Hele ki gençler, zaten gençlere hitaben özelde yazıldığını ifade ettik. Gençler kitap okumaya çok da meraklı değiller. Yani çok da bir heves yok. Bu bir gerçek. Bunu ifade etmekte fayda var. Ancak yazılanlar biraz daha hikaye tarzı, biraz daha yaşanmış olaylar üzerinden anlatıldığında daha cazip hale gelebiliyor. İşte bu kitabın, şahsen kendi fikrimi söylüyorum, diğer kitaplardan en önemli farkı da hikaye olarak yazılması, ama sadece hikayeyle bırakılmamış. Aynı zamanda hikayeden çıkarılacak dersleri biz kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz, ne tür dersler çıkarabiliriz ve bununla birlikte hayatımızda ne tür değişiklikler yapabiliriz diyeceğiniz ve birçok yerde, sadece kendi şahsınız için değil, yani ailenizle birlikte okuyacağınız, sınıfınızdaki arkadaşlarınızla birlikte okuyacağınız, bir yerde, bir apartmanda, kolu komşu bir araya geldiğiniz zaman, bir şeyler okumak istediğinizde düzenli bir şekilde takip edebileceğiniz 40 dersi, 40 hikayeyi bir arada bulacağınız güzel bir kitaptır. Gönül ister içerisindeki her hikayeyi anlatmak ama zaman el vermediği için ben bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, iyilik eden iyilik bulur başlığıyla yaşanmış bir olayı bizimle paylaşmış yazar Hacı Bayram Samsa. Hamza adında bir genç hem okul okuyor hem de ailesinin geçimine katkıda bulunmak adına sokak sokak gezerek bir şeyler satmaya çalışıyor. Ve bir gün çok yoruluyor, hiçbir şey de satamıyor ve karnı da acıkır tabii. Bir kapıyı çalar su isteme niyetiyle, olur da belki ev sahibi bir şeyler de ikram eder. Kapıyı çaldıktan sonra genç bir hanımefendi kapıyı açar ve rahatsız ettim ama bir bardak su verebilir misiniz dediğinde genç hanımefendi hem kendisine su hem de süt ikramında bulunur. Hamza'ya getirilen sütü içtikten sonra Hamza bir nebze de olsa açlığını giderir. Ve borcumuz ne kadar der. Hamza süte mukabil ücret vermek ister. Ancak genç hanımefendi, annemiz bize herhangi birine bir şey ikram ettiğinizde karşılığında ücret almamayı öğretti der. Hamza mutlu olur ve bu durumdan memnun kalır. Aradan yıllar geçer. Hamza okulunu bitirir ve doktor olur. Genç hanımefendi büyür, bir süre sonra bir hastalığa yakalanır. Tabi durumlar olmadığı için hastaneye gidemezler ve bir süre sonra bu şekilde diretirler. Ancak bakarlar ki hastalık iyice ilerlemiş ve bir şekilde hastaneye gidelim, Allah-u Teala yardım eder, bir yol gösterir düşüncesiyle hastaneye giderler. Birkaç günlük tedaviden sonra tabi ilk etapta girdiklerinde oranın doktoru, yani o hanımefendiye bakacak doktor Hamza'dır. Hamza hanımefendiyi tanır ki geldikleri köyden, kasabadan bir şekilde hatırlar o hanımefendinin kendisine süt ikram eden hanımefendi olduğunu. Ancak söylemez. Birkaç günlük tedaviden sonra genç hanımefendiye bir zarf içerisinde
bir kağıt gönderir. Hanımefendi herhalde hastane masraflarımız düşüncesiyle korkarak zarfı açar. Zarfı açtığında karşısında şu yazıyı görür. Hastane masraflarınız yıllar önce kapınıza gelen bir genç çocuğa ikram etmiş olduğunuz o bir bardak süt karşılığında ödenmiştir der. Hanımefendi duygulanır ve olayı hatırlar. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi hakikaten insanın başına gelebilecek ihtimal olan bir olaydır. Ve bununla alakalı hayatımıza dair iyilik yapma noktasında belki de büyük bir güzellik, büyük bir farklılık katacağımız etkili bir hikaye. İşte sadece bu değil, bunun gibi 40 farklı hikayeyi, 40 farklı konuyu öğreneceğiniz, hayatınıza tatbik edeceğiniz güzel bir kitap. Yazar Hacı Bayram Samsa'nın kaleminden Müslüman Gençliğin İnşası diyoruz. Bu vesileyle özellikle alıp okumanızı, beraber okuyacağınız, okutacağınız güzel bir kitap diyoruz. İnşallah videomuzu burada nihayete erdireceğiz. Farklı bir videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.